Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız bomba gibiyim. Washbit Law firmasındayım arkadaşlar. Biraz sonra sahibi, yaratıcısı Hasan Keydal'la sohbet edeceğim. Euro yükseldi, dolar yükseldi, altın da yükseldi. Bakalım saat piyasası ne oldu? İkinci el satışı da olan bu firmanın sahibi Hasan Bey bakalım bize neler anlatacak. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hemen yanımda Hasan Bey var. Hasan Bey, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim, siz sormalı. Ben de iyiyim, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ne demek, hoş geldiniz. Hasan Keydal, kaç zamandır bu saatlerle olan serüveni sürüyor? Nasıl başladı? Washbit Law firması nasıl doğdu? Çok merak ediyorum ben. Tabii, şöyle 2005 yılında oldu. Ben Kapalı Çarşı'daydım o dönem. Pırlanta ve saat dükkanında bulundum. O zamanlar saat benim merakımdı. Bir Bulgarim vardı. Baktım saat çok hızlı alınıp satılıyor. Kapalı Çarşı'da tüm dünyadan gelenler var. O zamanlarda Levent'te bir aile şirketimiz vardı. 2005'ten 2010'a kadar Kapalı Çarşı'da bulundum. Oradan internette sahibinden .com'a ilanlar falan girmeye başladım. Hobi mahiyetinde böyle az az. Oradan almaya da deniyordum. Güzel insanlar böyle ilan giriyordu. O zaman daha İnterneti keşfeden insanlar daha çok yakalı insanlardı, böyle bilinçli insanlardı. Evet, herkes doğru. Sahibindeni de bilmiyordu, ilan girmeyi de bilmiyordu. Yurt dışında eğitim almış böyle insanlar falan biliyordu. O zamanlar sahibinden de daha güvenliydi. Oralardan hareketli alışlarım oluyordu, satışlarım az da olsa, hobi gibi böyle kısa. Sonra şirketin içinde olunca, halka açık bir şirketti. Orada da bu işi resmiyete dökmem gerekiyordu. Yani ticaretini yapıyor gibi tam değil de gözükmesem de tam ticaretini yapmaya başladım. Şirket açtım. İsmi ne olsun diye düşündüm, ettim. Bir arkadaşım vardı. Ya dedi, sen bu saat işini dedi severek yapıyorsun dedi. Aşk ile yapıyorsun. Doğru. Evet dedim, doğru. İsim dedi Watch with Love olsun dedi. Aşk ile saat. Ben de çok iyi dedim. Hoşuma gitti direkt. Hani bir şeyi ilk görür görmez tanır tanımaz içinize siner ya. Öyle oldu. Güzel olmuş. Aynen. Sonra güzel bir logo bulalım dedim. Hani güzel bir logo yaptım. Ondan sonra tamamen saatçi oldum. Levent'e ne zaman gelmiş oldu firma? 2010'un ortasında şirketimize geldim. 15'te de şirketi kurdum. Şirket kurulunca da daha aktifleştim. Ne kadar ilginç ya, sahibinden başlayıp da buraya böyle bu noktaya gelmek. Sahibinden deyken peki imitasyon mu yoksa gerçek Yok, mi? Yok, bizde sadece orijinal. Evet. Orada ama şöyle, soru güzel. Orada imitasyonla orijinal yan yana. Aynen. Benim de hoşuma gitmiyordu. Orada şimdi artık bir isim olmuştum. Sürekli ilan gire gire insanlar tartıyor, görüyor. Orijinal saatin kullanıcısı zaten anlıyor. Tabii. Biz de mesela orijinal işi yapanlar asla yanlışlıkla bile olsa yapmaz öyle şey. Kendini bitirir, küçük bir piyasa. Ama resimden görüyorlar ya, o açıdan dedim. Hasan, ikinci el satışın da var. Yani müşterinden alıp tekrar başka bir müşteriye sevdiği bir modeli sertifikasıyla birlikte satıyorsun. Peki bu ara birinci el mi iyi gidiyor, ikinci el mi iyi gidiyor? Şöyle, ikinci eli biz insanlara sevdirdik. İkinci el işi biraz güven işi. Güven duydukça ikinci elin dönüşümü daha çok oluyor. Ben onu sağladığımı düşünüyorum. İkinci elde daha aktifim yani. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi önümüze bir takım saatler getirdi arkadaşlar. İçeride de bir dolu saat var arkadaşlar. Birazdan ben de sunum yaparım. Bence de çok şükür. Ama en kıymetli, buradaki pahalı, kıymetli saatimiz hangisi? Şu an burada olan en pahalısı bu. Patek Philippe Nautilus serisinin 59.90 travel time saati. Bu. Bunu bayilere senede iki tane veriyorlar. Az üretiliyor. Evet. Dünyanın en prestijli markası Patek Philippe. Ulaşılamaz olduğu için, az olduğu için liste fiyatının da üstüne satıyor. Ya birçok saat markası var. Mesela bunu bilmiyordum. Bakın öğrenmiş oldum. Peki ben biliyorsun Rolex hastasıyım. Rolex'ten başka bir şey de takamıyorum. Önceden Cartier falan kullanmıştım. Hatta senden almıştım ama sana geri verdim onu. Rolex'te şu an en uygun fiyat hangi saat var? Gösterebileceğim var mı şu an elimizde? Elimde bu var. O mu? Rolex'in Air King modeli. Eski kasası. Ne kadar delikli. Bu? $3,900 mesela bunun ilanı. Biz bunu 3900'den 3500'e kadar düşüyoruz. Mesela bunu $3,500 sattık ya biz. Evet. Geri $3,200-$3,000 kullanımına göre geri alıyoruz bunu. Aynen. Geri dönüşümü hızlı bir saat yani. Bu sistem bu arada çok iyi. Yani saat artık bence yatırımlık yani bir iş. Nasıl bilezik alır ya hanımlar, işte çeyrek altın ıvır zıvır. Sen ikinci el olarak kendi firmanda sattığın ya da başka bir firmadan alınmış saati de alabiliyorsun. O sistem nasıl oluyor?
Şöyle, biz tanımadığımızdan saat almıyoruz. Bizi genelde referansla buluyorlar. Tabii. Orada güven çok önemli. Tabii. Şey, kendi sattığımızı. Var zaten. Tabii. Hı-hı. Kendi sattığımı bayılarak alıyorum. Hı-hı. Yani iyi fiyat da veriyorum, kolluyorum. Hı-hı. Tanımadığımdan da referansla ulaşmıştır bize. Tabii. İyice inceliyoruz. Sertifikası yoksa almıyoruz zaten. Tabii canım, sertifikasız. Tabii. Hı-hı. Ondan dolayı o güven olursa alışveriş oluyor. Peki yurt dışından arkadaşım şu an bir şeyler getirebiliyor muyuz, yoksa stoktaki ürünleri mi müşteriye sunuyoruz? Biliyorsun pandemi vardı vesaire. Sen de İsviçre'den, Almanya'dan ve normal piyasadan da alım yapıyorsun ama zorladı mı bu pandemi yeni ürünleri alma konusunda? Şöyle, biz ikinci elci olduğumuz için daha çok yurt dışından gelen saatlerle değil, yurt içindeki saatlerle daha çok çalışıyoruz. Ama özel sipariş alıyoruz. Evet, diyor ki müşterimiz, biz bunu istiyoruz. Şu an elimizde yok ama biz de size buluruz diyoruz. Siparişte onu bir şekilde buluyoruz, getiriyoruz. Hı hı. Dolar, euro yükseldi. Evet. Saat piyasası nasıl etkilendi? Firmalar yeni şeyler çıkarıyorlar mı? Benim bildiğim, ben devlet işte Rolex, yani onu takip ediyorum. Uzun zamandır yeni model çıkarmıyorlardı. Şimdi 6 tane çıkardılar. Ama nasıl yani etkilendi saat piyasası genel anlamda? Mesela hep Mart aylarında Basel fuarı yapılırdı. Dünyada saatin kalbi orada artardı. Birçok markada yeni ürünlerin orada tanıtılırdı. Her sene yeni ürünler tanıtılır markalarda. Evet. Bu sene Basel World yapılamadı. O fuar olmadı. Rolex'te ve benzeri bir sürü marka da internet üzerinden tanıtımlarını yaptı. Gecikmeli olsa da. Evet. Basel fuarı da bu arada da kapandı. Bundan sonra Basel fuarı da olmayacak. Mesela saat sektöründe. Bu böyle pandemiden bir... sonra mı olan bir karar? Kan kaybediyordu Basel fuarı. Ben yaklaşık 9 yıldır her sene gidiyorum. Evet. Her sene kan kaybediyordu. İnternet ortamından dolayı insanlar internette daha güzel takip ediyor. Tabii canım, her şey internete dağılabiliyorsun. Tabii. Bir de pahalı orada. Fuar alanları çok pahalı. Markaların giderleri çok. Biraz gereksiz buldular. Haklı olarak. İş ona gitti. Hı hı. Tanıtımlar da gecikmeli olarak oldu. Yeni tanıtılan saatler de güzel geldi. Rolex'ten geldi mi yeni? Tabii. Mesela bir şey göstereyim mi? Göster. Bu Rolex'in Submariner Hulk modeli. Hı. Kadranının içi mesela. Yeşil. Evet. Bu daha önceden seramik olmayan kasasında siyahtı. Evet. Tekrar seramik kasada siyah yaptılar. Aynen. Kermit oldu. Hı-hı. Buna Hulk diye mesela lakap takıldı. Buna da Starbucks takıldı. Şık olmuş o. Starbucks'ın şık logosu gibi ya. Aynen. Ondan şimdi lakabı oldu. Peki. Üretimi duran saatler de değerleniyor bu arada. Bunun üretimi de durdu yeşilin artık. Aynen. Yatırım aracı, tabii ki yatırım aracı. Yani insanlar, iş adamları mesela, senin birçok müşteriniz zaten üst segment saat sevenler, biliyorsun yani, isim vermezsin sen, biliyorum sevmiyorsun aynen. Ama tanıdık simalar. Tabii. Ev bile almazlar yatırım yapmak adına. Onu İnanın öyle çok saat biriktiren müşterim saat var. Saat alıyorlar. Tabii, çok da kar ettiler. Şöyle, şimdi yaklaşık 2,5 yıldır, 2 yıldır saat markaları üretimlerini azalttılar. Kolay ulaşılamaz hale gelsin markası, saati diye üretim kısıldı ve mağazalarda saat bulunamıyor. Doğru, haklısın. Bu da saatlerin fiyatını arttırıyor. İkinci el piyasasını da hareketlendiriyor. Bizlere yaradı işin doğrusu. 2 yıldır biz gerçekten iyi bir dönem yaşıyoruz. Ama maşallah, çok şükür. Dediğin gibi gerçekten. Evet. Çünkü birçok piyasada etkilendi dolar, euro vesaireden sonra. Tabii biz markaların reklamını da yapıyoruz aslında. Aynen. Geri dönüşümü olan, anında paraya dönen bir yatırım aracı olduğunu gösteriyoruz insanlara. Doğru. Onu da görenler tabii devam ediyor, biriktiriyor, alıyor, sürekli değiştiriyor. Öyle dönüyor yani. Doğru. Peki sana bir müşteri geldi. Hı hı. Birbirinizi tanımıyorsunuz. Hı hı. Benim gibi böyle bir marka tutkusu da yok. Hı hı. İlla Rolex olacak diye tutturmuyor. Nasıl önerirsin ona saat önerirken? Ben ilk önce bütçesini sorarım mesela. Bütçesi var. Bütçesi varsa mesela, geliyor bütçesi iyi olan bir müşteri şöyle. Hı hı. Ben diyor bir tane diyor komple altın saat alacağım. Hı. Ben diyorum ki komple altın. Gösteriyorum. İlk önce müşterinin dediğini yapıyorum. Sonra tavsiyemi söylüyorum. Hı-hı. Mesela bu Rolex'in Sky Dweller modeli. Hı-hı. Rolex'in içindeki roz altın. Hı-hı. Rolex'in içindeki en dolu mekanizma bunda. Annual kalender. Annual kalender ne demek? Mesela tarih kısmı sonsuz takvim. Evet. Şubat 28 mi çekti? Evet. Bir çark var içinde, 28 çektiğini kendisi ayarlıyor. Süpermiş. Otomatik saatlerde genelde kendiniz ayarlarsınız. Hı-hı. 29'u da ayarlıyor. Annual kalender özelliği var. Hı-hı. Bu komplike bir saat oluyor. Rolex'de normalde ya krono ya da düzdür saatler. Çok şık bir saat. Evet. Bunu öneririm. Derim ki müşteriye, siz bunu alın. Hı hı.
veya komple altın day date var. Rose Resnick Cordon. O da bu. Tarzına göre ikisinden birini öneririm. Ondan sonra derim ki yani siz bu işe yeni başlıyorsunuz. Tamam, merakınız var. Saat seviyorsunuz. Komple altın seviyorsunuz, aldınız ama komple altın her zaman her yerde takılmaz. Evet. Çünkü çok dikkat çeker. İş adamıysanız iş almaya gittiğinizde durumuna göre nasıl bir işse işinizi bile bozabilir. Evet, vay anasını, adamın kolunda 40-50 bin euroluk saat var. Hadi buyur. Yani böyle durumlarda da diyorum ki bir tane çelik saat alın kendinize. Evet. Fazla göstermeyen, Datejust olur, Submariner olur. Hı-hı. Mesela şöyle klasik kasa bir tane Milgauss var. Evet. Bu tarz saatlere de yönlendiriyorum. Altını tek alın demiyorum ben. Ben de spor gündelik ve takım elbiseleri de iki türlü de gider ama o sanki tabii biraz daha böyle hani casual'dan çıkıyormuş gibi komple altın. Tabii canım. Şimdi eşofman giydiğinizde komple altın saat hoş durmuyor. Hani zenciler takar biliyorsun pırlantalar şeyler ama eşofmanla dolaşıyorlardır, rap yapıyorlardır. O hesap oluyor bana. Ama göre. Şöyle ben bir şey gözüyle bakıyorum. Şöyle bir şey de kırıldı bizim ülkemizde. 2-3 yıldır altın da moda oldu. Önceden altın takınca biraz daha yadırgardı insanlar. Evet, doğru. Ya biraz görgüsüz falan derdi ama şimdi öyle bir şey yok. 2 yıldır altın moda oldu. Aynen. Ama yine de tek saat altın alınmamalı yani. Tabii canım, doğru söylüyorsun. Bayanlar işin biliyorsun biraz görselindedirler. Erkekler tabii daha çok arabadan, saatten anlar. Hı-hı. Bayanlar da anlıyor ama bir bayan müşteri geldi. Saatten hı-hı anlamıyor ama hı-hı böyle taşlı tuşu bir şeyler istiyor. Sen onun bileğinin inceliğine vesaire nasıl sunuyorsun? Ona nasıl öneriyorsun bayan müşterine? Şöyle, bayanın bileği çok önemli. Bileği ince ise ince küçük saat öneriyorum. Kaba bir şey istiyor böyle pırlantalarla. Bile ince olsa da kaba isteyenler de var. Hı hı. Ben çok ısrar etmiyorum ama size daha şık oldu diye söylüyorum. Hı hı. Müdahale ediyorum aslında. Hani evet, bazen hoşuna gitmiyor müşterilerin ama yakışanı da söylüyorum. Yani satmak için uğraşmıyorum. Ne yakışıyorsa onu veriyorum diyorsun. Tabii tabii, daha iyi oluyor. Ama ısrar edene de yapacak teklif şey var, ısrar yok. Doğru. Hasan'cığım çok sağ ol. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben biraz müsaadenle tanıtacağım sana. Tabii ki. Sen de hatta erkekleri tanıtabilirsin. Hoşuna tabii giden ki modeller varsa kameramın yakın plan çeksin. Fiyatlarını da sunmak isterim. Senin için de sakıncası yok. Yok, hiç problem yok. Tanıtabiliriz. Tamam. Oldu. Görüşürüz arkadaşlar biraz sonra. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu da beğendiyseniz bana abone olmayı, aşağıdaki zil butonuna basmayı ve o güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Thank you.
Thank you.